Yine bir WhatsApp video sorumuz var, görelim. Günaydın hocam, hayırlı sabahlar size. Ben sizden bir soru soracaktım. Ben Azerbaycanlıyım. Türkiye evlenmişim, Türkiye'de. Ben Azerbaycan'da olanlar ne namaz kılardım ne yani hiçbir şey yapmazdım. Ama evlendiğim aile namaz kılar ve çok kapalı bir insandılar. Ben buraya gelenden sonra kapandım. Namaz kılmaya başladım hocam. Bir de ben namaz kılabilmiyorum çünkü okumam yazmam yok. Yani ailem olmadığı için okuyabilmedim. Yani namaz kılmanın en kolay yolu hangisidir hocam? Yani teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ellerinizden öpüyorum. Her zaman böyle güzel efirler diliyorum size. Biz teşekkür ederiz. Can Azerbaycan. Azerbaycanlı kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Maşallah ne güzel. Şimdi ne güzel bak tesettüre girdim diyor. Ama okuma yazma bizim yakınında muhakkak ki Kur'an kursumuz vardır. Oraya gidebilir. Veya kayınvalidesi acaba biliyorsa bir namaz sahih olacak kadar kayınvalidesinden de bunları öğrenebilir. Ama şunu derim ki sevgili Azeri kardeşimiz bir vakit namazı bırakmaması lazım yani. Şu andan itibaren sorumludur yani. Bir vakit namazı bırakmaması lazım. Bu işi yavaş almamalı. Derhal bunun hemen telafi çaresine bakmalı. Namaz sahih olacak kadar derhal öğrenmeli. Kayınvalidesi bilmiyorsa... Okuma yazmam yok diyor. Kayınvalidesi bilmiyorsa yakın akrabalarından biri olabilir. Komşularından bir bu işleri bilen hanımefendi dinleyerek olabilir. Hulasa bir yolunu bulacak, bunu öğrenecek. Yani namaz kılmak istiyorsa ki kılmamız icap ediyor. Mutlaka en azından 3-4 sure bilmemiz gerekiyor değil mi hocam? Yani bir Fatiha-i Şerif öğrenecek. İhlas-ı Şerif, Kevser Suresi, Et-Tahiyyatü, bitti bunlarla namaz... Öğrenir inşallah. Bunları öğrenmesi, bu zeki hanımefendinin öğrenmesi bir günde öğrenir. Yeter bunu ki istesin. Ve Rabbimiz bakın bizi Müslüman olarak yarattı, sağlık verdi, afiyet verdi. O Allah'a ne kadar muhtacız. Yani yaşamamız, ölümümüz, ahiremiz, akıbetimiz, cennetimiz, cehennemimiz onun elinde. Ona ne kadar muhtacız. Bu nimetleri veren Allah'a teşekkür etmeli değil miyiz? Elbette hocam. Teşekkür etmek için de namaz kılacağız. Namaz kılınca inanın biz huzur duyacağız. Biz böyle mutluluk hissedeceğiz. İnşallah. Rahatlayacağız. Hocam büyüklerimiz var. Anneannelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, evet, babaannelerimiz 70-80-90 yaşındalar. Yasin'i okuma yazmaları yok ama Yasin'i ezbere biliyorlar. Tebarike'yi ezbere biliyorlar. Programımızın devam eden kısmında Muhsin Bey hani iki meleğin konuşması var. Evet. Yani az sonra. Bunu da dinlerse kardeşimiz yani kaçırmayın. Şimdi bizi takip ederse. O zaman bunun az sonrasını yapalım. Bir soru gelmişti. Bu soru üzerine hocamız anlatacak. Namaz kılmayan ya da namazını erteleyen, geciktiren kişiler için sağda ve soldaki meleklerin konuşmalarını anlatacak hocam. Neler konuşuyorlar kendi aralarında o melekler? Bunu da yıllar önce söylemişiz. Evet. Bir kardeşimizin dikkatini çekmiş. Tekrar ne olur istedim. Bir kere daha anlatır mısınız diyor. Az sonra hocam. Yani evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.